Ya, aa, dur. Doğru. Ben şimdi tam talibini anons edecektim ama sen dün mesajlardan bahsetmiştin. Evet. Ne oldu o mesele? Ne yaptık? Gösterdim ben. Gösterdin mesela. Mi? Evet. Kime gösterdin? Aslı ablaya. Aslı. Aslı neymiş mesajlar? Uğur'un attığı mesajlar. Evet, Uğur 3 kez mesaj atmış. 3 kere. Evet, biz de zaten Uğur'un da haberi var ve onların izniyle siz de müsaade ederseniz yayınlayacağız. Şu an mı? Evet, şu an. LED'e mi vereceksiniz? Evet. Olur, peki müsaade almışlar zaten iki taraftan da. Bakalım, dün çok bahsetti çünkü Yaprak ısrarla. Bu neredesin, niye gelmedin Uğur diyor. Gözüm aradı seni, niye yoksun yine? Çok mu özledin? Hayırdır, sen beni merak ediyor musun? Alışmışım. Ne bileyim işte. Sen de yani zorla söyleteceksin. Neyi söyleyecekmişim bakayım? Tövbe ya. Bilerek mi gelmiyorsun ya? Nasıl bir mana çıkaralım bundan Uğur? Çok flörtöz bir mesajlaşma bu. Bence. Bilmiyorum, bana katılıyor musunuz ama... Şimdi bu... Yaprak biraz haklıymış sanki. Birinci gün... Açalım mikrofonu. Birinci günün mesajında ilk Uğur diye mesaj atan aslında Yaprak. Ondan sonra neredesin, niye gelmedin diye mesaj attım, doğru. Burada 2-3 gün yoktu. Niye merak ettin? Şimdi şöyle söyleyeyim Zuhal abla. Ben Yaprak'ın 2-3 gün gelmemesinin sebebini kendime bağladım biraz. O yüzden bu durumdan da biraz rahatsız olduğum için. Neden gelmediğini... Peki dün neden yalanladın? Ben dün neyi yalanladım onu söyle bana. Benim yalanladığım şey ikimiz arasında bir ilişki olmayacağı. Şimdi devam edeyim bir saniye. Neredesin, niye gelmedin diye merak edip sordum. Mesaj attım Zuhal abla ben. İyi de niye merak ettin? Söyleyeyim. Gelmeyişinin sebebini ben kendime bağladım. Acaba dedim benim yüzümden mi gelmedi? Ha, vicdan yaptın. Ya evet, vicdanen rahatsız hissettim kendimi. Programı bıraktığını düşündüm. Bunun sebebini de kendime bağladım. Bu sebepten dolayı böyle bir mesaj attım. Peki alışmışım kızım, ne bileyim işte. Sen de yani zorla söyleteceğim. Bu senin cümlen mi? Doğru, benim cümlem. Ama şuradan farklı bir mana çıkarmayalım. Çünkü ben Yaprak'la en son kafede oturup kahve içtikten sonra çok güzel sohbet ettik. İyi tamam, bir... neyi söyleyecekmiş sana? Herkese de sorabiliriz. İlgilenen erkek belli oluyor zaten. Hayır, o birinci gün mesajını Uğur diye mesaj sen attın Yaprak. Onu cevap veren de sendin sonuçta. Ama, tamam, cevap neden vereceğim merak çünkü ettin? Ben aramızda bir şey olacağını şöyle söyleyeyim sana. İlişki olarak peki, bir şey alışmışım düşünmedim. Peki alışmışım kızım ne demek? Tamamen alışmışım kızından yani bunda kötü bir şey görmüyorum ben. Sadece burada... Kötü bir şey yok zaten. Programda olan atışmalarımızdan... Aksine tam da Yaprak'a doğrular bir şey var. Sanki yani ben bir kız olsam, bana bir erkek böyle bir mesaj atsa, ben bunu benden hoşlanıyor galiba evet. Çocuk diye düşünürüm. Bilmem kızlarımız nasıl düşünürler. Nasla'da gelse böyle mesaj. Ne mana çıkarırdın burada? Arkadaşça mı geldi sana? Düşünürüm herhalde, beni özlemiş, etkileniyor benden, hoşlanıyor. Böyle bir mesaj atmış. Ha? Ben Yaprak'ı farklı bir şekilde düşünmüyorum Zuhal abla. Arkadaş olarak atılmış mesaj bu. Ben yani orada neyi söyleyecek misin bakayım diye mesaj atmış. Ben de isteseydim, duygularım olsaydı gerçekten zaten söylerdim yani. Ne bir şey isteseydim resmen söylerdim. Resmen benimle oynuyor. Ne? Efendim? Resmen benimle oynuyor. Sen oynayacak mısın seninle oynayayım? Belli olsun. Hayır, ben burada kimseyle oynamıyorum. Ben eğer sana karşı bir şey isteseydim gerçekten duygularımı orada yazardım. Vicdanen kendimi rahatsız hissettiğim için ben bu mesajları sana attım. Ha, rahatsız olsaydın zaten cevap vermezdin. Sadece buraya gelmeyişinin tek sebebini ben kendime bağladım Zuhal abla. Bu tamam. Yüzden... Diyorsun ki kendime bağladım diyorsun, alışmışım diyorsun. Alışmışım ne demek? Tamam, ben senin sadece hani şöyle söyleyeyim bütün samimiyetimle. Burada her ne kadar aramızda bu sataşmalar, atışmalar olsa da... Gözün arıyor Yaprak'a herhalde. Kötü bir insan olmadığını düşündüğüm için merak ettim. O yüzden ben de böyle bir mesaj attım Zuhal abla. Hani gitmesini istemediğim için onu söyleyebilirim ama kimseye burada ne umut veriyorum ne de ümit veriyorum. Öyle bir şey yok, onu söyleyeyim yani. Gerçekten ben bir şeyler hissetseydim devamını getirirdim mesajlarda. Çünkü ben bir şey hissetsem, düşündüğüm neyse bunu direkt dile döker veya yüz yüze söylerim. Sadece en son kafedeki konuşmamızdan sonra arkadaş olarak, bir samimi olarak... Peki Yaprak bir şey hissetmiyormuş sana.
Sen buna inanmıyorsun galiba. İnanmıyorum. Tabii ki de siz de görüyorsunuz zaten. Yani burada ben alışmaktan kastım gözümse... Dün zaten yalanladığında kendini belli etti. Ben... Mesaj atmadım dedi. Hayır, hayır öyle evet, demedim. Evet öyle söyledi. Yalan konuşma. Öyle demedim. Ben cevap verdiğimi söyledim. Bana bağırarak konuşma o zaman sen. Sen de bana konuşma. Bağırarak yalan konuşmuyorum. O zaman sen de benimle düzgün konuş. Yalan konuşma. Düzgün konuşuyorum. Bak attığım hepsini doğruluyorum. Ben sadece dedim ki ilişki olarak hiçbir şey konuşmadım. Ben ne hissettiysem onu söyledim. Burada programda yoktun. Sebebini kendime bağladım. Silinmiş tekrar, mesajlarım tekrar, da var. Onları göstermiyorum. Hepsini, olur göster. Ne? Göstermiyorum. Sen zaten işine geleni göstermişsin burada. Problem yok çünkü burada yine rahatım ben. Sende mesajlar duruyorsa bir de sen göstersene. Olur olur. Aslı evet. Ablayı söyleyelim. Ne, her, Merve'yi de söyleyelim. Mesela. Herkese söyleyelim. Hepsi duruyor. Hepsi. Hepsini gösterelim. Sizde problem bayağı yok. Mesaj trafiği var mı? Bayağı bir evet. Ya beni bir yere çıktığın zaman görüntülü arayan kim? Sen neymişsin? Ne yapıyorsun? Görüntülü arayan aa, kim? Hepsi var. Sen misin ben mi? Aa. Sesli arayan, görüntülü arayan sen neymişsin? Sen misin ben mi? Ben de duruyor. Davet ettin. Sen beni aradın. Ben senin... Doğru ama görüntülü beni arayan sendin. Beni davet ettiğin yerleri unuttun mu? Ben hiç mi seni davet ettim? Ben seninle gerçekten dışarıda görüşmek istesem bana görüşmez miyim? Bana söyledi dedi ki hafta sonu dedi görüşeceğiz seninle bırak, dedi. Hayır bir saniye. Beni davet ettiğin yerleri unuttun mu? Ben seninle gerçekten görüşmek istesem dışarıda görüşmez miydim? Görüşürdüm. Seninle görüşmek isteyen kim pardon? Sen yazışma. Pardon seninle sen, görüşmek isteyen kim? Az önce demedin mi? Üç gün üst üste beni dışarıya çağırmadın mı yaprak? Kim çağırdı seni sen ya? Çağırdın. Kim çağırdı seni? Sen çağırdın. Görüntülü istek atarak nerede olduğunu söylemedin görüntülü mi? Görüntülü arayan davet sendin ben mi? Değildim kesinlikle söylesene. Yalan söylüyorsun. Söylesene. Allah aşkına. Sen aradın mı görüntülü? Burada böyle evet, çok evet, düzgün konuşuyorsun ama dışarıda farklı bir insansın. Akşam 10'da 11'de 12'de sürekli görüntülü istek atıyordu. Ya kim... Tabii. Sen de cevap istek atıyorsun. Sen ne diyorsun duruyor. Ya? Seninkiler duruyor. Duruyor. Ben de bak mesajlarımı tamam, burada açtırma bana. Tamam göster. İşine geleni gösterme. Ben burada eğer gerçekten sana karşı bir şey hissetseydim 3 kere 4 kere beni dışarıya davet ettin. Arkadaşınla beraber olduğunu söyledin. Bak dün yalan söyledim. Bugün gerçekler ben, ortaya çıktı. Yarın bir daha gerçekleri bekle, ortaya koyarım. Bekle ben fotoğrafları da göstereceğim. Bana attığın tamam. WhatsApp'taki o arkadaşın fotoğrafını. Sen ne attın? Ben, bir dakika sen ne attın? Tamam at. Bir şey attıysam fotoğraf göster. Fotoğraf atmadın mı? Göster. Atmadın mı? Göster ben, Allah aşkına. Bir dakika sen bana fotoğraf atmadın mı? Ben ne fotoğraf attım sana ya? Ben bu yazışmalar haricinde seninle hiçbir şekilde bir yakınlık kurmadım. 3 kere beni dışarıya çağırdın. Gerçekten seninle bak, yan yana gelmek istemiyorum. Bir saniye istemiyorum. Uğur. Konuşsa... Sakin olun. Haddini bil. Hayır bir dakika seviyeye burada dikkat. Burada başka dikkat. Dışarıda çok başkasın. Değilim. Sen. Bak öylesin. Ben öyle olsaydı yalanlardım. Yalanlardım. Ama bu mesajları ben attım. Böyle bir farklı bir şey olsaydı ben yalanlardım. Peki sana Doğru bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Doğru tamam. Da ben sessiz konuşuyorum. Sen de sessiz konuş. Sana bir şey soracağım. Mesajlarımız sadece bu kadar mı? Hayır değil. Birinci gün mesajını sen attın Uğur diye. Tamam ben attım diyorum zaten. Attım diyorum. Sadece mesajlarımız bu kadar mı? Hayır değil. Ha devamı da var. Biz ne konuştuk o zaman? Tamam, ne konuştuk senin? Ne konuştuk? Ben hayır seninle, değil de ben, ne konuştuk onu söyle. Tamam söyleyeyim. Sen ben seninle program sonrası görüşmek istemediğimi söylemedim mi? Sadece bu mu? Oğlum, hayır o kadar hayır başka mesaj. Şeyler peki bu konuştuk. Uğur öyle söylüyor. Sen ne söylüyorsun bize? Neymiş devamı? Aa bir şey daha var bir saniye. Serkan'ın numarasını istedi benden. Ne? Evet. Evet. İstedim. Evet istedin. İstedin Serkan'ın ne? Numarasını evet, istedi istedim. Benden. Serkan'ı ben... Şimdi diyeceksin. Evet. Tam evet, niye evet. İstedim? Niye onu da açıklamasını yapayım mı şimdi? Yap bir dakika. Bir dakika niye istedim? Onu da açıklamasını doğru, yapayım mı? Bir dakika ben de gördüm. Canlı yayında açıklanabilecek bir şey mi? Tamam evet öyle. Hatice. Ben de açıklamasını yapayım. Serkan'ın numarasını istedim. O kızın sarışın kızın ismi neydi? Yeni gelen. Güler. He Güler. Güler'le başka programda. Bir dakika beni dinlesin ilk önce. Başka programdan siz görüşmüşsünüz. Bana ne dedi? Aynen bunu dedi. Güler'le biz başka programdan görüştük. Var mı ispatın? Var mı ispatın? Bak benim ağzımı açtırma gerçekleri. Açtı. Evet duruyor mesajlar. Açtı. Bir dakika açtı. Beni dinleyin. Aynen onu demedin mi? Allah var yukarıda. Dedin mi demedin mi? Hayır demedim. Tamam da sen niye istedin Serkan Şefo'yu? Ben onu anlamadım. Hayır ben Serkan zaten kardeşim olarak görüyorum. Tamam anlayacaksın Serkan. Herkes de açmaya çalıştı. Bak niye dondun? Hayır dolmadım. 11-12'de niye Serkan numarasını istiyorsun akşam benden? Ben Serkan... O akşamın 11'inde 12'sinde benden Serkan'ın... Ben o saatte zaten aramayacağım. Ne yapma... Niye benden istiyorsun? Başka birinden iste. Git buradaki kız arkadaşlarından iste. Benden ne istiyorsun? Sonra dedin ki neyse... Ben de bir saniye şunu bir düzeltelim. Başka izdivaç programında değil. Bambaşka yine... formatta bir programdaydınız siz. Değil mi benim bildiğim kadarıyla? Evet o doğru. Ha o doğru onu açıklarsın. Başka bir evlilik neden programında sen değil de Gülse. Evet. O, bak bir şey söyleyeyim sana. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Zuhal abla ben burada herkese söylüyorum. Kendini haklı çıkarmak için başkasını... Ya
ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim neden zaten söyledim, bir daha cevap önce ver. Başka bir formatta buluştuğumuz doğru. Bunu yalanlayamam çünkü fotoğraflar var. Sen neyi kafasını yaşıyorsun? Tamam, niye ben böyle bir şey söyledin onu söylüyorum. Ben başka bir izdivaç programında bulunmadım. Haricinde 11 akşam 11'de 12'de Serkan'ın numarasını benden ne istiyorsun? Git kız arkadaşlarından iste. Benden ne istiyorsun? Zoruna mı? Peki Angelina'yı kaldırıyor. Versene Angelina'yı. Sen biliyor musun mevzuyu? Ben gerçekten seni çözemedim. Dışarıda gördüm. Ben gördüm. Geldi, Serkan'a yaklaştı. Servisin binmeden önce. Bir telefon numara istemiş bir şey. Serkan pek bakmadı bile. Peşine gitti. Gördüm. Serkan'ın peşinden mi? Neden, evet. Ne konuştuğumu biliyor musun? Evet. Ne geçen konuşmuşum? Hafta. Ne konuşmuşum? Ben gördüm. Ben yanında ben oldum. Ben gördüm. Sen ne konuştum? Beni? Ne konuşmuşum? Beni görünce Serkan'da hemen gitti. Ne konuşmuşum peki? Ne istedin Serkan'dan? Tamam, onu Serkan'a sor bakalım. Ne istemişim? Çünkü Serkan kaç parça olsun artık yani. Gökhan ayrı konuşmuyor. Benim anlamadığım bir şey var. Serkan söz konusu değil kesinlikle. Ben onu ya, çünkü o gözle görmem. Ya ben şunu anlamıyorum. Ben bir kere zaten gerçekten bak gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu mesajların hepsini ben attım. İsteyen istediği anlamı çıkartabilir. Kimsenin düşüncesini değiştirecek bir halim yok. Ama burada kalkıp Deniz'den hoşlandığını söyleyip de birkaç gün sonra akşam 11'de 12'de neden başka bir erkeğin Serkan numarasını benden İlhan istiyorsun? İlhan numara istedim diye hoşlanmak mı oluyor? Bir saniye soralım o zaman Uğur. Neden istedin? Ne yapacaktın? O muhabbet yüzünden konuşmak istedim. Ha. Ya Serkan da dediği, bunu çok iyi biliyor. Biz... Bir şey söyleyeceğim. O muhabbet dediği Zuhal ablacığım. Biz başka bir evlilik programında değildik. Biliyorum, biliyorum. Başka bir formatta beraberdik. Burada saklayacak niye da... Niye o zaman o kıza tepki gösteriyorsun? Ağır bir tepki veriyorsun konuşarak. Bir dakika mesajım duruyor. Niye ağır tepki veriyorsun? Bir öğren. Saniye Nagihan sen de... Ha Nagihan da vardı. Tanıyorsun değil mi? Biz Uğur ben Güler aynı formattaydık yani evet. Aynı yarışma içerisindeydik. Uğur'la benim tanışmıştım zaten o yüzden. Evet. Şimdi burada Uğur'la Güler'in aynı yarışmada olmasının... İlk gün söylemişti Uğur zaten. Evet öyle yani bunu yok burada açılmasının bir mantığı yok. Ben Uğur'un gibi mesajlar attığını düşünmüyorum, inanmıyorum da. Eğer öyle bir şey söyleyecek olsa gelir zaten Uğur ben de konuşurdu böyle bir konuyu. Hani... Sonuçta burada ortada bir şey varsa ben kesinlikle Uğur'un Güler o hakkında bir mesaj attığına inanmıyorum. Gösteremiyorum işte. Ağır yazdığı için sen, gösteremiyorum. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sadece kendini üste çıkarmak için sürekli başka insanları ortaya atıp kırıp dökmeye çalışıyorsun. Ben Güler, Nagihan eski formatta beraber görüştük, konuştuk. Sıkıntı sen yok. Sen bana demedin. Güler bana mi demedin mi? Göstersene mesajları. Kime gösterdim ben göstersene mesajı? Ya kime ben gösterdim? Öyle bir şey olsa, içimde kötü niyet olsa, Güler Serkan'a çıktığı zaman... Ya Allah aşkına konuşun derdim ya. Derdim ki, bak Zuhal abla böyle böyle Güler bana gelecekti, Serkan'a çıktı derdim. Nagihan keza ben geldi zaman hani Serkan'a ben daha mi? Fazla susamıyorum ben da. Ben yine geldi Nagihan'a dedim ki, konuşsun. Nagihan hoş geldin dedim, gülümsedim. Benim içimde kötü bir niyet olsa zaten bunu yapardım. Yaptın mı Nagihan sana öyle bir şey? Hayır. Güler geldiğinde yaptın mı? Yapmadım. Sen nasıl bir insansın? Hayır aksine Güler geldi. Senin anlamayacağın bir kapasite var. Kapatalım konuyu var ya. Karakter nedir biliyor musun? Hayatta herkese ve her şeye karşı tamam, değişken tek şeydir. Tamam sen haklısın tamam. Bak, seninle uğraşmak istemiyorum. Yazdıklarımın hepsini doğruluyorum. Hepsini. Hepsini teker teker ben yazdım. Ama olmayan şeyi de olmuş gibi gösteremezsin. Buna da izin tamam, vermem. Ben sadece bak, seninle. Ben yalan sadece kötü bir insan olduğunu çünkü düşünmediğim için. Yalan günkü, söylüyorsun, boyuyorsun, boşuna o günkü konuşma, yalan söylüyorsun. Bunu kendini doğru gösteriyorsun da hiç öyle değilsin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben seninle gerçekten o gün kafede kahve içtikten sonra güzel güzel konuştuk, iyi evet, iletişim kurduk. Evet, nasıl bu hale geldiniz anlamadım ya, ben. Yine benim yüzümden. Bunun sebebi de benim, söyleyeyim. Ben iyi niyetine inandım. Bir artık bir şey olmayacağına inandım Zuhal abla. 2-3 günde burada olmayınca üzüldüm. Yaprak burada anladım, olmadığı anladım, için. Anladım, anladım. Evet. Bu yüzden bu mesajları attım ben. Peki, kapatıyoruz bu konuyu o zaman. Çünkü bir talibi var Yaprak'ın. Çağıracağım şimdi. Hazır mı? Aa, Korhan Bey geliyormuş alkışlarınızla. Korhan hoş geldin. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Nasılsın Korhan? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Nereden geldin Korhan? İstanbul Üsküdar'dan geliyorum. Doğma büyüme Üsküdarlıyım. Ne güzel. Aslen Sinop Boyabatlıyım. Yani az önce bir olaya şahit oldum ama doğru zamanda geldim gelmediğimi bilmiyorum. Değil hani mi? Yaprak Hanım'ı ben hani beğendiğim için geldim buraya hoş ama geldiniz. Uğur Bey'le aralarında bayağı bir hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hani Uğur Bey'le aralarında bayağı bir mukabele geçti. Hani burada kendisine kendimi tanıtmadan ya da kendisine burada talip olmadan önce Uğur Bey'le bir
bu konu hakkında bir ciddiyet istiyorum. Hani karşı bu insana karşı şu anda bir şey hissediyor musunuz? Yoksa tamam mı? Korhan haklı şimdi. Çocuk kafası karıştı. Sen haklısın. Geçen de böyle bir olay yaşandı. Evet. Ben yine senden çünkü bu tartışma bayağı yok. Estağfurullah. Ben yine senden bu tartışma bayağı uzadığı için. Benim Yaprak'la aramda herhangi bir ilişki yok. Hissettiğim bir şey de yok. Sadece yani iyi niyetin kurbanı oldum diyeyim ben sana, tamam mı? Yani bir şey yok kesinlikle aramda. O yüzden ben engel değilim, haberin olsun yani. Peki, onu teşekkür ederim. Peki. Yaprak Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Aynı şekil sizden de duyabilir miyim? Hani Uğur Bey'e karşı bir şey hissediyor musunuz? Kesinlikle yoksa hayır, Allah korusun. Yani burada locada bulunmanız, talibinizin gelmesi ve size olan taliplerle görüşmek, konuşmak. Doğru mu? Evet, hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Dediğim gibi yaşım 28, İstanbul Üsküdar'da oturuyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Özel güvenlik görevlisiyim. Sektöre yeni atıldım. Kimliğe pazar günü sınava katıldım. Hayırlısıyla kimliğimizi alacağız. İşimize yani şu anda çalışmıyorum. Daha öncesinde zaten satış departmanıydım. Genelde satış üzerine çalıştım. Onun haricinde yani herkes gibi sıradan bir hayatı olan bir insanım. Yani her insan hayatında tek bir etkinliği vardır. O da arkadaşlarıyla vakit geçirmek. Hani herkes gibi bizim de bir etkinliğimiz odur. Onun haricinde tabii hani sosyalleşmek herkesin doğasında, yapısında vardır. Hani gerek imkanlar olduğu sürece. Hani etkinliklerde bulunurum. Mesela yazın yani tatil yapmayı seven bir insanım. Ama tabii tatile giderken hani tek başına gitmek hani pek fazla keyif vermiyor. Korhan çok iyi gidiyorsun ama belki Yaprak'ın da bir sorusu olabilir sana, araya girelim diye. Tabii. Ben kendimi zaten tanıttıktan güzel sonra kendisinden... Güzel tanıttın. Senin özel olarak sormak istediğin bir şey var mı? Ailenle mi yaşıyorsun? Tabii ailemle yaşıyorum. Ailemin haberi var. Evlenirsek ailenle mi? Yok tabii ki de ailemle değil. Anladım. Yani yani ailemle yaşıyorum diye hani evlendiğim zaman ailemle de beraber yaşayacağım anlamına gelmez. Peki şu ne demek Korhan? Bir kadını yolda yürürken tanırım, kimseye evet bakmasın demiyorum ama yere de para arar gibi bakmasın demişsin. Ya şimdi şöyle bir şey. Yere Zuhal para Hanım arar gibi nasıl oluyor ya? Yani şimdi şöyle bir şey. Hani bir erkeğin dışarıda yanında bir eşi ya da yanında bir kız arkadaşı ya da hayatında özel bir insan varsa en dikkat ettiği konu acaba etrafa bakıyor mu? Peki. Tabii şimdi şöyle bir şey de var. Hani hiç bakmasın, önüne bakarak yürü de demiyorum. Yani orada hani onun açıklamasını yapıyorum. Anladım, peki. İbrahim yapacağım mı yorum? Demin mikrofon istiyordun, söyle. Bence eli yüzü düzgün bir... Açalım mikrofonu. Eli yüzü düzgün bir arkadaşımız. Bence bir çaya çık derim yani. Ama bence yürürken yere baksın, mutlaka para falan bulur. Ben kaç defa buldum. Özellikle okul kantinine falan giderken. Bayağı... Sordu mu peki kimse var mı yok parasını canım düşüren diye? Saniyelik hızdan nasıl aldım? Allah'ım yarabbim yarsa. Soracağım da etrafı önce. Bir şey soracağım. Kim o? Ay Caner Bey mi? Demin buradaydı, ne ara arka tarafa geçtiniz? Çok ani geldiniz. Ya, buyurun. Yine korkuttum, özür dilerim. Rica ederim. Ben çok kısa bir yorum yapabilirim. Çok kısa. Koran Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Gayet güzel beyefendisiniz de. Teşekkür ederim. Mikrofonu. Olumsuz olacak diye düşünüyorum. Bu muydu şimdi? Olumsuz demek için bekliyor. Teşekkür ederim yani. Peki açalım. Onun kararını Yaprak versin. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzeller anlarım. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzeller anlarım. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzeller anlarım. Tekrardan merhabalar, nasılsınız? Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yani az önce belirttiğim gibi hani bir ilişki için tabii ki uyum çok önemlidir. Ama uyumu zamanla kazanabileceğimizi düşünüyorum. Hani neyde kazandım biliyor musun? Efendim? Konuşmandan. Teşekkür ederim. Ya. Zaten tek özgüvenim odur yani. Ama onun haricinde zaten buradan konuşuyoruz. Yani bura söylüyor, dile vuruyor, dilde söylüyor yani. Hani hiçbir şekilde ezber konuşmadım. İçimden ne geldiyse onları dile getirdim yani. Beğendim. Şimdi beğendin. beğenmiş. Güzel ikna ettin, güzel konuştun teşekkür Korhan. Teşekkür ederim.
Eşiminin de ismi Korhan. Evet, söylediler. Korhan dedikçe Korhan. Korhan. Teşekkür ederim. Zuhal abla bir şey söyleyebilir miyim? Efendim Cansu. Hazır tadımız gelmişken ben sarma getirdim de loca arkadaşlarıma. Herkes prim yaptı bu sarmadan. Artık dedim bir yapayım. Bir görsünler. Hayır, önce Zuhal ablaya vereceğim. Onu Songül teyze istemişti. Onun da şimdi seyrediyor. Evet o... ama biz o zaman programa gelememiştik daha sonrasında. Zaten ha. Sonrasına geldiğimizde de kararımız olmuştu. O da ithafe. Aa, vallahi dolmalar olsa. O yüzden ben de loca arkadaşlarım dün isteyince kıramadım, yaptım. Zuhal abla şimdi insanda bir soru işareti oluşuyor. Locaya mı bana mı? Bu neyin çabası? Locaya dedi ya. Sana niye yapayım ya? Bu neyin herkese çabası? Herkese vereceğim deyip bana mı vermeyeceğim? Hayır bu özgüven ne, ben anlamıyorum özgüven ya. Özgüven değil ya. Kaç gündür dönen olay benim üzerimden dönüyor da şimdi ne alaka yani? Bir dolmadır gidiyor. İşte herkes bunun üzerinden prim yaptığı için. Sen daha kendini bana göstermeye ya, çalışıyorsun. Bir şey söyleyeceğim ya. Loca arkadaşlarımız Zuhal abla burada için bana bir hafta oluyor. Bana niye hafta oluyor ya? Cansu. Herkes Dilkan'a sarıyor bu burada ara. Yani sarma sarıyor. Sarma konusunu bir kere Songül anne açtı ve gelmedi, kapandı. Songül anne. Evet, açtı, kapandı. Ondan sonra sürekli ben sen beni muhatap şöyle bir dakika dayan. Bir dakika durur musun? Bir dakika ben izin aldım, ben konuşuyorum. Bir dakika. Neden atlıyorsun ben yani? Ben Instagram'da dolma sardım. Videosu. Yalnız bu kadar bir dakika durur musun? Bir dakika durur. Kıskançlığın da bu kadarı ya, diyorum ben. Ya bir dakika ben. Durur musun? Neyi de kıskandıysan Zuhal anlamadım. Zuhal abla ben dolma sardım ve videosunu çektim. Bir dakika dur. Instagram'da nasıl sardın hayır, dolma? Hayır yani. Videoda. Dolma sardım. Video mu çektin? Hayır. Evet, kendisi bana ya bir durur musun ya? Ay Instagram'da ya, dolma bir durur musun? Geçen gün ben Facebook'ta bir mantı açtım. Yeme de yanında yaz. Ya, Zuhal Hanım. Twitter'da. Twitter'da bir dolma doldurdum o patlıcanların içine. Mis. Parmaklarını yerse. Ya Zuhal abla. Ya bir dur. Dakika bir şey söyleyeceğim. Telefonu açıyorum. Bir taraftan Esmir'e sarma soruyor. Bir taraftan Cansu soruyor. Bir taraftan hayır, bir daha vardı. Hayır herkese de sardı zaten, onu da anlamadık ya. Ben sana yani. Bir şey söylemek istiyorum. Dolma muhabbetinizden ana konumuza geçebilir miyiz acaba? Tabii. Ben sadece evet. Cansu'ya bana laf atıp durmasını istemiyorum. Sana da ben ya. Instagram'da video paylaştım. Tamam Instagram'da korzularınızı paylaşın. Dolmalarınızı Instagram'da paylaşın. Tamam hadi dur. Nasıl olur onu göstereceğim. Dur kızım. Ne sözün varsa arkada yaklaş söyle bana. Hadi yaprak beğendim dedin. Evet. Çay içeceğin anlamına mı geliyor? Evet. Peki yaprak ve Korhan'ı çaya uğurluyoruz. Hadi bakalım. Bir çay gelsin, bir çay gelsin. Her cam söyle ki çay gelsin.